Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir şekilde videolarımıza altyazı nasıl ekliyoruz onu öğreniyoruz. Hadi gelin başlayalım. Bu konu hakkında oldukça YouTube'da video bulabilirsiniz. Hepsi kendi yöntemlerini anlatıyor. Ben de size kendi ve kolay yöntemimi anlatmak istiyorum. Bunun için bilgisayara geçiyoruz. Diyelim ki YouTube'a bir videonuzu yüklediniz. Ancak daha paylaşmadınız. Ki paylaşmanıza da gerek yok. YouTube'a bir video yükledikten sonra bize WAV dosyasında, yani sadece ses dosyası gerekiyor. Ki bunu biz metne dönüştürebiliriz. Bilgisayarda eğer kendiniz Premiere Pro'dan falan çıktı alıyorsanız direkt ses dosyasını, yani videonun kendisi olmadan ses dosyasını WAV dosyası olarak çıktı alabilirsiniz. Bu hemen işinizi daha da hızlandıracaktır. Ancak ben herkes için anlatıyorum. Telefondan veya herhangi bir şeyden internete videonuzu yüklediniz. Bunun için bilgisayara ihtiyacımız var. Şimdi videomuzu geldik. Ben buradan bir videomu seçtim. Gördüğünüz gibi videomuz gizli. Hemen ayrıntılarına geliyorum. Videomu liste dışı olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Peki bunu neden yapıyorum? Çünkü bize ses dosyası lazım. Videoyu tekrardan indirip sonra başka bir servise yükleyip oradan WAV dosyasına çevirip tekrar indirmem gerekmesin diye. Buradaki aşamayı hızlandırmaya çalışıyorum. Liste dışına alıyorum. Bu videonun sadece URL'si olduğu zaman videoya erişilebilir olduğu anlamına geliyor. Daha sonra yazmanız gereken şey YouTube to WAV, yani YouTube videosunu WAV dosyasına dönüştürmek. Ben ilk çıkanı açıyorum. Herhangi ücretsiz bir tanesini kullanabilirsiniz. Daha sonra bakın buradan formatı ben WAV'a seçiyorum. Diğer sitelerde de mantık aynı. Daha sonra linkimi yapıştırıyorum. Dovlant diyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi az önceki dosyamın linkine ulaşabildiği için direkt videoya çevirebiliyor. Yani biz videoyu YouTube'dan indirip sonra WAV'a çevirip tekrar internete yükleme işini ortadan kaldırıyoruz. Daha sonra Dovlant diyorum. Hızlı bir şekilde iniyor. Sonraki sitemiz ise hala değişmeyen, Türkçe en iyi anlayabilen site Microsoft'un Azure programı. Azure'de konuşmayı metne dönüştürmede yazdığınızda zaten çıkıyor. Zaten açıklamalarda bunun linki var. Daha sonra aşağıya geliyorum. Buradan dili Türkçe seçiyorum. Noktalama işaretlerini açıyorum. Dosyaya karşı yükle diyorum. Bizim için önemli olan ses dosyası. Ses dosyamı seçiyorum. Aç diyorum. Daha sonra internete yüklenmeye başlıyor. Bunun kesinlikle internet hızıyla pek bir alakası yok. Çok fazla bir yükleme hızı istemiyor. Ancak gördüğünüz gibi yazıyı bir anda hızlı bir şekilde çevirmiyor. Yani videonun izlenme süresine göre çeviriyor ancak yani bir anda şak 10 saniyede video yazıyı çevirmiyor. Burada gördüğünüz gibi yazı tek tek konuşma olarak dökülmeye başlıyor ve bunu bekliyoruz. Diğer sekmelere geçebilirsiniz bu arada. Eğer diğer sekmelerde işiniz varsa diğer sekmelere geçebilirsiniz. Yaklaşık 6 dakika içerisinde videonun içerisindeki tüm kelimeleri buldu. Elbette ki hepsini doğru bulmadı. Ancak olabildiğince doğru yakın bulduğunu söyleyebilirim. Daha sonra burayı seçiyorum. CTRL A diyorum. CTRL C ile kopyalıyorum. Daha sonra YouTube'a dönüyorum. Videomda altyazı ekle diyorum. Dil ekle diyorum. Buradan İngilizceyi seçiyorum. Neden İngilizceyi seçiyoruz arkadaşlar? Otomatik sekranizasyon şu anda İngilizce'de ve Almanca'da çalışıyor. Sanırsam düzgün, diğerlerinde çalışmıyor. Ekle diyorum. Daha sonra bak otomatik sekranizasyon diyorum. Yapıştırıyorum. Buradan tamamlandıları siliyorum. En başındaki de dosyayı siliyorum. Burada unutmamanız gereken şey bir kelimesini söylediğimizde bunu sayı olarak yazması. İsterseniz toplu olarak değiştirebilirsiniz. İsterseniz de videoyu düzenlerken, yani metni düzenlerken değiştirebilirsiniz. Ben toplu olarak düzeltmiyorum. Çünkü ben bir derken burada videoda çok fazla sayı veriyorum. O yüzden her biri bir kelimeye dönüştürmesini istemiyorum. O yüzden yayınla diyorum. Burada otomatik sekranizasyon işte birkaç saat sürebilir diyor. Ancak sürmüyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1 dakika 2 dakika. Hatta bakalım nasıl. Yeniliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tam 2 dakika sonra hemen karşımıza geldi. Burada düzenle diyorum. Bakın düzenledikten sonra saniye saniye kelimelerimi böldüm. Daha sonra videomu izliyorum. Örneğin burada söylediğim buradaysa mesela bakın. Hop, bunu bu tarafa doğru çekebiliyorum. Zaten ben buradaki aşağıdaki ses çizgilerinden tahminen neyin nerede olduğunu görebiliyorum. Bunu bu şekilde uzatabiliyorum. Siz burada yaparken özellikle sol tarafta sürelerden mesela bir kelimesi, mesela eğer rakam ihtiyacınız yoksa bunu 1 olarak değiştirin. Daha sonrasında seçenekler diyorum, altyazı indir diyorum. Bakın hemen sol tarafta altyazım indi. Daha sonra kapatıyorum, değişiklikleri sil diyorum. Bakın biz bunu İngilizce diline eklediğimiz için seçeneklerin yanından sil yapıyoruz ve altyazımızı İngilizceden siliyoruz, çünkü bu Türkçe altyazı. İngilizce altyazı açtığında Türkçe gözükmesini istemeyiz. Daha sonra mesela örneğin kendi Türkçe altyazımızı saniye bazından değiştirebiliriz. Çünkü burada bize özgü olan harfleri YouTube tanıyamıyor. Bakın burada dosya yükle diyorum. Zaman damgası ile yüklesin diyorum. Az önce indirdiğimiz dosyayı açıp yüklüyorum. Daha sonra yayınla diyorum. Bakın aynı şey manuel olarak gerçekleştirmiş olduk ve tamamen videonun üzerine gelmiş oldu. Peki biz bunu yabancıya çeviremez miyiz? Elbette ki çeviririz. Bunun için de bir diğer programı kullanıyoruz. Dosyayı upload ediyoruz. Bunu seçiyorum. Next diyorum. Buradan İngilizceyi seçiyorum örneğin. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Dil çevirileri doğru değil. %50 doğru diyebiliriz. Sizin diksiyonunuz, konuşmanız, konuşma tonlamanız buna göre Microsoft yazıya çevirdiği için oldukça hata barındırıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Cancel diyorum. Dovland diyorum. Diyor ki bize bir bağış yapmak ister misiniz? Hayır diyorum. Ve daha sonra dosyamı indiriyor. Dosyamı açıyorum. Hemen sol tarafa alıyorum dosyamı. Daha sonra tekrar video alt yazına geliyorum. Dil ekle diyorum. Yine İngilizceyi seçiyorum buradan. Ekle menüsü altına diyorum. Dosya yükle diyorum. Zaman damgasıyla geliyor dosyamız zaten. İngilizceyi seçiyorum. Aç diyorum. Bakın gördüğünüz gibi İngilizce geldi. Yayınla diyorum. Daha sonrasında mutlaka ve mutlaka başlık ve açıklamanızı da İngilizce'ye çevirin. Şayet VidIQ programının premium sürümünü kullanıyorsanız tercümete tıkladığınız an itibariyle buradakileri istediğiniz dile çeviriyor hemen. Ancak ben ücretsizini kullanıyorum. Çok gerekmediği durumlarda almayın. Buradaki yazıları direkt kopyalayıp Translate ile çevirebilirsiniz istediğiniz dile. Söylediğim gibi buradaki altyazıları kendiniz kesinlikle ve kesinlikle kontrol edin. Translate'e çok da güvenmeyin. Oldukça yanlış çeviriyorlar. Dönüşümlerde özellikle Türkçeden, hani İngilizceden farklı bir dile çevirme olduğu zaman o kadar değil, ancak Türkçeden İngilizceye ve diğer dillere çevirmeye kalktığımızda oldukça anlam kayması yaşanabiliyor. Ben elimden geldiğince size basit bir yöntemle altyazı eklemeyi göstermeye çalıştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aklına takılan soruları yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.